Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın açlığı. Sa'd'in bu konudaki kıssası ve Allah yolunda ilk ok atan Arap olması. Nereden aldım? Bu bir deve derisinin parçasıydı. Onu iyice yıkadım, sonra ateşte pişirdim. Onu iki taşın arasında ezerek yedim. Arkasından biraz da su içtim. Bununla 3 gün idare ettim. Sa'd ibn Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. Allah yolunda ilk ok atan Arap benim. Biz Resulullah'la beraber gazaya çıkıyorduk. Bizim yemeğimiz diken ağacının yapraklarıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın açlık çekmesi. Ebu Hureyre'nin açlıktan karnına taş bağlaması. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Andolsun ben açlıktan yatıyordum ve karnımın üzerine taş bağlıyordum. Bir gün ashabın gidip geldiği yolun kenarına oturdum. Ebu Bekir radıyallahu anh geçti. Ondan Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Benim bu ayeti sormamın maksadı, beni evine davet etmesi ümidiydi. Fakat davette bulunmadı. Ömer geçti. Yine Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Maksadım gel de gidelim demesiydi fakat Ömer bunu yapmadı. Git Suffe'dekileri çağır dedi. Suffe ehli Müslümanların misafiriydi. Onlar ev, mal, mülk edinmemişlerdi. Çünkü sütü görünce bana bir gün bir gece yeteceğini düşünmüştüm. Onları çağırsam elçi olduğum için sütün hepsini onlara içirmem gerekirdi. Allah'ın ve peygamberinin emirlerini yerine getirmek gerekir diyerek gidip onları çağırdım. Gelip yerlerini aldıklarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Ebahir, şu sütü al onlara ver." dedi. Ben kabı alıp onlara verdim. Baştaki kişi kabı kafasına dikiyor, kanıncaya kadar içiyor. Sonra kabı ötekisine veriyordu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı kaldırdı. İçerisinde biraz süt vardı. Sonra başını kaldırdı, bana bakarak tebessüm etti ve "Ey Ebahir!" dedi. "Buyur ya Resulallah!" dedim. "Ben de sen kaldık!" dedi. Ben de "Evet ya Resulallah, doğru söylüyorsun!" dedim. "Otur iç!" dedi. Oturdum, içtim. Sonra bana iç dedi, yine içtim. O Allah rızası için savaşmak. Kuzma'nın kıssası. Abdullah bin Cahş'ın şehadeti temenni etmesi. Bera bin Malik'in şehit olmayı temenni etmesi.